Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 adet ehliyet sınavlarında çıkacak birebir, daha önce de çıkmış sınav sorularının nokta atışı sınav sorularını değerlendireceğiz arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Detaylı bir şekilde anlatarak soruları geçeceğiz arkadaşlar. 2021 ehliyet sınavı hazırlık sorularını çözmek için öncelikle YouTube kanalına abone olup kanalda kalarak Instagram hesabımızdan da takip ederek %190 ve üzeri not alabilirsiniz. Çıkmış ehliyet sorularını da çözüp kanalımızdaki konuları takip ederek arkadaşlar %190 ve üzeri not garanti. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi araçların tehcil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Evet, bakın arkadaşlar, belge ve plakalarını kim verir? Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Tehcil işlemlerini yapar ve belge plakalarını veren kimdir? Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen, kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen, sarı ışıkta. Bakın, hangisinde durulur, yol kontrol edildikten sonra geçilir diyor arkadaşlar. Işıklarda öncelikle arkadaşlar aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor. Sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Geçiş hakkını karşımızdaki araçlara veriyoruz ve dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Üçüncü sorumuz, yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? A. Otobüs, B. Otomobil, C. Kamyon, D. Kamyonet. En fazla 9 oturma yeri olan motorlu taşıtlar otomobildir arkadaşlar. Otobüs sürücüsü dahil 1+17 koltuk sayısı, yani 18 koltuklu araçlarımız otobüs. Kamyonlar 3,5 tondan fazla yük taşır. Bakın, fazla. Kamyonetler ise 3,5 tondan az yük taşır. Cevap burada Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuz, otoyolda 120 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasındaki en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Burada takip mesafesini sormuşlar. Bakın arkadaşlar, A noktasındaki bir araçla B noktasındaki bir aracı değerlendirelim. A noktasındaki araç 120 ile gidiyor. Önündeki araçla arasındaki takip mesafesi ne olmalıdır? Hızın yarısı, yani 120'nin yarısı kaçtır? 60'tır. 60 metre olması gerekir. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz, bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek hangisidir? Kaza anında göğüs yaralanmalarını ne engeller arkadaşlar? Takograf, çekme halatı, boyun korsesi, emniyet kemeri. Tabii ki nedir? Emniyet kemeri çok çok önemlidir. Kısa mesafelerde de olsa emniyet kemerimizi mutlaka takarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza bakalım. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? Korkutmak veya şaşırtmak, su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek,
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Evet, tabi burada da bakın olumlu yönde iletişimi ne sağlar? Sağa ya da sola dönmeden önce gireceğiniz şeridin mutlaka boş olduğundan emin olduktan sonra şeridinize geçmeniz gerekiyor. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 7. sorumuza bakalım. Burada 1-2-3 madde verilmiş. Tabii biz madde verildiğinde hemen soruyu okuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, yukarıdakilerinden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır? İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Hangisi yasaktır? Tabii ki burada dikkat edin, kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları doğrudur. Diğer ikisi yanlıştır. 1 ile 3. Hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde doğru cevap. Hemen 8. sorumuza bakalım. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Geçişler dışında trafik sağdan akar. Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir. Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır. Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Bu da yanlış olanı soruyor. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada hızlı araçlar sürekli sol şeritten gidemez. Sol şerit geçiş üstünlüğüne sahip araçların gitmesi gereken şerittir. Geç amaçlı kullanılabilir. Değil mi? Burada yanlış olan hangisidir? Denizli seçeneği. 9. sorumuzda yine trafik levhalarından gelmiş. Arkadaşlar bakın şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C. Kontrollü demiryolu geçidine. D. Kontrolsüz demiryolu geçidine. Evet, trafik işaretinin anlamını sormuşlar. Nedir? Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızımızı azaltıyoruz ve uygun mesafede mutlaka durmamız gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 10. sorumuza bakalım. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi? Taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. Bakın burada Adana seçeneğinde taşıt trafiğine kapalı yol olduğunu hemen vermişler. Bakın Adana seçeneği, Bursa seçeneğinde azami hız 70'tir. Ceyhan seçeneğinde ise motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamında olduğunu bize bildiriyor. Denizli seçeneğinde ise taşıt giremez işareti verilmiş. Evet, hemen 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır. Adana seçeneğinde U dönüşü yasak, Bursa seçeneğinde öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Cevabımız Bursa seçeneğindir. Ceyhan seçeneğinde yüklü taşıtın yanındaki taşıtı sollayabileceğini, Denizli seçeneğinde yine aynı şekilde motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol anlamında olduğunu bize işaret bildiriyor. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuzda yine bir işaret levhası. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi? Yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir. Adana seçeneğinde soldan, bakın soldan ana yola giriş, tali yoldan ana yola giriş kavşağı. Bursa seçeneğinde kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşan, kontrolsüz olduğunu, yani cevap, sorulan sorunun cevabı Bursa seçeneğinde. Ceyhan seçeneğinde sağdan ve soldan tali yollardan giriş olduğunu, ana yol tali yol işaretlerimiz. Denizli seçeneğinde de yine ana yol tali yol işaretlerini vermişler arkadaşlar. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 13. sorumuz. 13. sorumuzda arkadaşlar Instagram'da sık sık paylaşmama rağmen maalesef yanlış yapılan bir soru. Bu soruya dikkat edelim lütfen. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Geç işareti. B. Dur işareti. C. Yavaşlama işareti. D. Hızlandırma işareti. Evet arkadaşlar, bakın işaret çubuğu omuza yakın olduğu için nedir? Arkadaşlar
geç işareti değil mi? Bakın geç işareti. Eğer işaret çubuğu boyuna yaklaşık dik olmuş olsaydı gece dur işareti olacaktı. Burada Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 14. sorumuza bakalım. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan sürücülere araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Evet arkadaşlar, sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi doğru mudur? Evet, burada bakın yanlıştır değil mi? Evet. Her zaman sağdaki araca yol vereceğiz. Bakın şurada düşünün. Şöyle bir araç geliyor. Burada bakın bir nolu aracımız. Burada da iki nolu aracımız. Yani burada iki nolu aracımız. İki nolu sağdaki, şu iki nolu sağda kalıyor. Bakın dikkat edin. 2 mi geçer, 1 mi geçer? Tabii ki 1'in sağında 2 olduğu için 2 nolu araç geçmesi gerekirken, bakın burada deniz seçeneğinde sağdaki soldakine yol verir diyor. Burada yanlıştır. Evet. Hemen 15. sorumuza geçelim. Yine güzel bir soru. Sınavlarda sık sık gelen bir soru. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar kaviste dönmesi. B. Geniş kaviste dönmesi. C. Karşıya geçen yayalara yol vermesi. D. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi. Evet arkadaşlar, burada sağ dönüş yapan araç sürücüsü dar kaviste döner. Geniş kavisle dönmez. Değil mi? Sağ dar kaviste, sola geniş kaviste dönmesi gerekir. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 16. sorumuza geçelim. Evet, 16. sorumuzda yine önemli bir soru. Sık sık Instagram'da da paylaştığım sorulardan birisi arkadaşlar. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabımızdan da paylaşıyorum. Instagram'dan da mutlaka takip ederseniz soru kaçırmazsınız. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Şimdi bu tip sorularda yanlış yapmamak için şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Park işaretimizdeki araç nasıl park etmişse, bakın yan park etmiş değil mi? Dik değil. Bakın 1 ile 2 dik park etmiş. Burada 1 ile 2 hatalıdır. Yani yanlıştır arkadaşlar. Bursa seçeneği cevabımız doğru. Evet. Yanlış park edeni soruyor bize. 1 ile 2. Hemen 17. soruya bakalım. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15, B 20, C 25, D 30. Evet arkadaşlar, yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren levhalara, levhalar deyince arkadaşlar bütün levhalara 15'er metrelik mesafe içerisinde duraklama, park etme yasaktır. Aynı zamanda işaret levhalarının dışında geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkışlarının olduğu noktalara da yine aynı şekilde 15'er metrelik mesafe içerisinde duraklama yapmak nedir? Yasaktır. 18. sorumuza geçelim. Yine güzel bir soru. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Sağa dönmek isteyen bir nolu araç sürücü hızını azaltacak, dönüş işaretini verecek, dar bir kaviste dönecek, sağ şeride girmesi gerekir. Burada bize doğru sıralamayı sormuşlar arkadaşlar. Doğru sıralama. Öncelikle yapması gereken nedir? Öncelikle sağa döneceği için işaret verir değil mi arkadaşlar? İşaret verir hangi noktada var? Bakın dönüş işareti iki nolu da var. Bakın dönüş işaretini verecek. Sonra sağ şeride geçecek. Yani 4
Sağ şeride geçtik. Hızımızı azalttık. Ve bir numara. En son olarak da arkadaşlar dikkat ederseniz dar bir kavisle dönüşümüzü ne yapıyoruz? Yapıyoruz. 3 numara. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde var. 18. sorumuz Ceyhan. 19. sorumuz. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Evet arkadaşlar, yine kontrolsüz bir kavşakta 4 tane araç var ve geçiş hakkı hangisinindir diye. Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası. Arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarda iş makinesi, lastik tekerlekli traktör ve motorsuz araçlar diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını vermelidir kural olarak. Burada dikkat edin, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi, at arabası dönüş yapıyor. Sadece ne kaldı? Otobüs kaldı. Otobüse yol vermelidirler. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz yine devamlı çizgiden gelmiş. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı. B. Diğer şeride geçilemeyeceği. C. Öndeki aracın geçilebileceği. D. İki yönlü karayolu olduğu. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz burada çizginin ayırıcı görev yaptığı kesindir. Diğer şeride geçilemeyeceğini bildirir. Devamlı çizgi görüşe kapalı alanlara çiziliyor. Kesik kesik çizgi görüşe açık alanlara çiziliyor. Burada öndeki aracın geçilebileceği diyor. Öndeki araç geçilemez. Takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmesi gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Kontrolsüz kavşakla ilgili mutlaka sınavlarda %100 sorular geliyor. Daha önceki konularımızda da anlattım arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklar konusu YouTube kanalımızda konular detaylı bir şekilde sorularla bir şekilde anlatıldı. Mutlaka tekrarlayın arkadaşlar. Çok çok önemli. Dönüş yapan araç varsa en son geçer. Hemen bakalım. Burada dönüş yapan bir numara en son geçer. Herkes kendi sağındaki araca yol verir kural. Bakın, iki nolu aracın sağında 3 numara olduğu için öncelikle önce 3 numara, sonra 2 numara, en sonda 1 numara dönüş yaptığı için geçmelidir. Cevabımız 3-2-1 olmalıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, dikkat edelim. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs, kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir yerleşim yerleri içerisinde? 20, 30, 40, 50. Tabii ki arkadaşlar, burada minibüs, otobüs, kamyon, motosiklet, otomobil, değil mi? Bunların tamamı yerleşim yerleri içerisinde azami hız sınırı. Azami hız sınırı en yüksek hız sınırıdır. 50 olmalıdır. Denizli seçeneği doğru cevap. 23. sorumuza bakalım. Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Trafikten men. B. Hurdaya ayırma. C. Sürücüsüne ağır hapis. D. Başkasına devretme şartı. Evet, burada arkadaşlar trafikten men edilir. Cevap Adana seçeneğidir. 24. sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakın, bir numaralı araç sürücüsünün karşısında karşıdan gelene yol ver işareti var ve sağdan daralan kaplama işaretimiz mevcut. Ve dikkat edin, iki numaralının olduğu yerde devamlı çizgi, görüşe kapalı çizgi de var. Hızını artırmalıdır. Önündeki aracı geçmelidir. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalıdır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermelidir. Bakın dikkat edin, zaten daralan yol kesimine giriyoruz ve karşıdan gelene yol ver işaretimiz
mevcut Denizli seçeneği burada doğru cevap. Hemen 25. sorumuza geçelim. Yine bir kontrolsüz kontrollü kavşak. Burada çünkü ana yol tali yol işaretleri konmuş. Onun için biz ana yol tali yol işaretlerine göre sorumuzu cevaplamamız gerekiyor. Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Öncelikle bakın lastik tekerlekli traktör, iki tane de otomobil var. Bir tanesi tali yolda, bir tanesi de normal ana yolda dönüş yapıyor. Tabii ki ana yoldaki lastik tekerlekli traktör ilk geçer. Sonra dönüş yapan ana yoldaki 3 numara geçer. Ve en son olarak da tali yoldaki 2 nolu geçer. Cevabımız 1-3-2 arkadaşlar. 1-3-2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. Hemen 26. sorumuza bakalım. 1-2-3 verilmiş yine. Bakın yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? 1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken. 2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken. 3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken. Buralarda hangilerinde arkadaşlar bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? Evet, her üçünde de değil mi? Yani 1, 2, 3. Denizli seçeneği doğru cevap. 27. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Otoyola girerken orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi. Otoyola girerken hızlanma şeridini kullanıyoruz. Otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridini, yani bakın yavaşlama şeridi ayrılma şerididir. Hızlanma şeridi de diğer adı katılma şerididir. Evet. Hemen 28. sorumuza bakalım. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki işlem bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir aracı geçmekte olan aracı geçilemez. B geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Evet, burada dikkat edersek geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz, yanlıştır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 29. sorumuza geçelim. Geçiş üstünde sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına, B. Trafik yasaklarına, C. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya, D. Çevreyi rahatsız etmemeye. Geçiş üstünde sahip araçların sürücüsü bu hakkı kullanırken can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaması çok çok önemlidir. Yani cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 30. sorumuza bakalım. 30. sorumuz bölünmüş bir karayolundan gelmiş bakın. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşı sürücülerinin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır? Burada bakalım hemen asli kusur işleyen araç hangisi? 1, 2, 3 normal serine devam ediyor. 5, 6, 7 normal şeritlerinde seyrediyor. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. 4 nolu asli kusur işlemiş. Karşı şeride geçmiş. Evet. Devamlı çizgiden karşı bölünmüş karayoluna geçmiş ve asli kusur işlemiş. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 31. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Evet. Riskli davranışı azaltan nedir? Asabi olması, öfkeli olması, stresli olması, hoşgörülü olması değil mi? Bakın ilk 3 seçenek arkadaşlar riskli davranışı çoğaltır değil mi? Artırır. Ama hoşgörülü olmak her zaman yılanı deliğinden bile çıkarır. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 32. soru. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özeline aittir? Bencillik, saldırganlık, diğerganlık, sorumsuzluk. Evet arkadaşlar bakın bencillik, saldırganlık, sorumsuzluk olumsuz değil mi?
Diğer gamlıktır. Doğru cevabımız kendinden çok başkalarını düşünmek, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapmak. 33. sorumuza bakalım. 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek. 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Bakın burada 2 ile 3 bireye yapılan hak ihlallerindendir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 34. sorumuza bakalım. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. B. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. Bakın arkadaşlar, burada motor daima yüksek devirde çalışması yakıt tasarrufunu artırır. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçildiği zaman dur kalk çok olacağı için yine fazla yakıt yakar. Aracın yükü ve ağırlığı artırıldığı zaman yine fazla yakıt yakar. Ama lastiklerin hava basıncının normal değerinde olmasına dikkat ettiğiniz zaman araç fazla yakıt yakmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 35. sorumuz gelsin. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklardan hangisinin yanması fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir. Burada dikkat edin. Bakın Adana seçeneğinde el freninin çekili unutulduğunu gösteriyor. Bu yani burada fren sisteminde bir arıza olabileceğini bildiriyor. Cevabımız Adana seçeneği. Bursa seçeneğinde yakıt sistemi, Ceyhan seçeneğinde dörtlü flaşör, Denizli seçeneğinde ise hararet göstergesini göstermektedir. 36. sorumuza bakalım. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. B. Dispiratör kablo bağlantılarının gevşek olması. C. Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması. D. Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması. Şarj lambasının yanmasının sebeplerinden birisi tabii ki akü kablo bağlantılarının gevşek olmasından kaynaklıdır. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 37. sorumuza bakalım. 37. sorumuz güç aktarma organlarından gelmiş bakın. Mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen, bakın soru işaretimiz burası. Güç aktarma organı hangisidir diyor bakın. Evet, güç aktarma organı hangisidir? Aks diferansiyel kavrama vides kutusu. Evet, güç aktarma organları, evet burada şaftan almış olduğu hareketi ne yapıyor? Akslara iletiyor arkadaşlar. Diferansiyeldir değil mi? Aksın görevi nedir? Aks ise diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organı da akstır. Mutlaka sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi Bursa seçeneği doğru cevabımız. 38. sorumuza bakalım. Yine önemli bir soru. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Kısa farlar. B. Yağ basıncı. C. El freni çekili ikaz ışığı. D. Sinyal lambası. Arkadaşlar burada da motor derslerine giren arkadaşlarımız biliyorlar. Yağ basıncı, akü, şarj, ikaz lambası ve hararet lambası yandığı zaman mutlaka aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Burada verilen yağ basıncı ikaz ışığının sönmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 39. sorumuza bakalım. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. Fren balatalarının bittiğini. Evet. Burada göstergede yandığı zaman nedir arkadaşlar? Fren balatalarının bittiğini bildirir. Denizli seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz.
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz lastik hava basıncı ile ilgili, bakın evet, lastik hava basıncının düşük olduğunu bize bildiren göstergedir. Bursa seçeneği doğru cevap. 41. sorumuza bakalım. Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren bir her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Bakın 112 acil telefon aranması nedir? Karşıya bildirmedir. Evet, ilk yardımcı tarafından ya da başkaları tarafından arattırılabilir, bildirmedir. Koruma nedir arkadaşlar? Koruma, olay yerinin ikinci bir kez kaza olmaması için kontrol altına alınması demektir. Kurtarmada kaza yerinde temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes, ne yapıyoruz? Dakikada 100 bası olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, Adana seçeneğidir. 42. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Trafikte kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. İlk yardımın öncelikli amaçlarından birisi nedir? Kişilerde arkadaşlar, hasta yaralılarda yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamaktır. 43. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A. Kırıkların tespit edilmesi. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunumun değerlendirilmesi. D. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Tabii ki burada ABC nedir? A neydi arkadaşlar? A. Hava yolu açıklığını sağlamak. B. Solunumu değerlendirmek. C. Dolaşımın değerlendirilmesidir. Kırıkların tespit edilmesi ABC içerisinde yer almaz. Adana seçeneği doğru cevap. 44. sorumuza geçelim. Yandaki soru işaretiyle gösterilen, bakın şurada soru işaretimiz var. Eli diğer elin üzerine koymuş, bakın. Sağ eli sol elin üzerine koymuş. Evet. Gösterilen hayat zinciri, kurtarma zincirin ikinci halkası olan. Evet. Uygulama hangisidir? A. İlaçla tedavi. B. Hasar tespiti. C. Temel yaşam desteği. D. Olay yeri değerlendirilmesi. Evet arkadaşlar, burada işaretin, soru işaretinin olduğu yerde ne gelmelidir? Temel yaşam desteği değil mi? 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilir. Temel yaşam desteği hayat kurtarma zincirinin ikinci halkasıdır. 112'yi aramak ve temel yaşam desteğini yapmak ilk yardımcının görevidir. Burada Ceyhan seçeneği. Ambulans ekibinin gelmesi, hastanede yaşam hasta yaralıya müdahale edilmesi ise sağlık personelinin görevidir. 3. ve 4. Hayat kurtarma zinciri halkalarındandır. Hemen 45. sorumuza geçelim. İlk yardımcının insan vücudu yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzda hangi sistemi oluşturan yapılardandır? A. Dolaşım. B. Hareket sistemi. C. Sindirim sistemi. D. Solunum sistemi. Tabii arkadaşlar, kalp, kan damarları ve kan dolaşım sistemi içerisinde yer alır. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 46. soru. Bulantı ve kusma olması, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması.
Yukarıdaki verilen belirtilerin bir kazı zedede görülmesi hangi durumda olur? A. Baş yaralanmalarında, B. Akciğer delinmesinde, D. C. Dalak yırtılmasında, D. Kalp spazmında. Bakın, bulantı ve kusma, burun ve kulaktan kan gelmesi, göz bebeklerinin farklı büyüklüğü olması tabii ki nedir arkadaşlar? Baş yaralanmalarından oluşur. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, son sorulara doğru geliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı da diğer arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim. Evet, hemen 47. sorumuz, yine ilk yardım sorusu. Hemen bakalım, uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hangisidir? Şok, koma, bayılma, baş dönmesi. Bakın, uzun süreli bilinç kaybı dediği için bir kere arkadaşlar sorumuzun cevabı Bursa seçeneği komadır. Evet, koma uzun süreli bilinç kaybıdır. Bursa seçeneği doğru. Bakın, komanın şekil olarak da sınavda sorabilirler. Koma mı, koma şeklimiz. Evet, bu şekilde. Hemen 48. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazızedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açık ise yarı oturu duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık yiyecekler, içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Delici göğüs yaralanmalarında kazızedeye yapılan doğru ilk yardım uygulaması. Her şeyden önce arkadaşlar dikkat edin, hasta yaralılara hiçbir şekilde yiyecek verilmez. Bakın, içecek verilmez. Batan cisim çıkarılmaz, değil mi? Ayakların yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması da nedir? Kesinlikle yanlıştır. Evet, yüzüstü yatırmak. Delici göğüs yaralanması olmuş. Bakın, hasta yaralı da yüzüstü yatıramazsın. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirmen gerekir. Bursa seçeneği burada doğru cevap. Hemen 49. sorumuza bakalım. Rentek manevrasından gelmiş arkadaşlar. 1. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda. 2. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir doğru, iki yanlış, bir yanlış, iki doğru. Her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış. Burada arkadaşlar verilenlere baktığımızda her ikisinin de doğru olduğunu görüyoruz. Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. 50. sorumuz. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yastıksız olarak sırt üstü yatırılması. B. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. C. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. D. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması şeklinde verilmiş. Tabii ki burada dikkat ederseniz arkadaşlar, sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması doğru pozisyondur. Ağızdan ağza, yani baş çene pozisyonu sorulmuş burada. Evet, bak, dinle, hisset. 10 saniye süreyle yapılır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, 50 sorumuz burada bitti. Kanalımıza abone olup 2021'de sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Kanala katılarak da arkadaşlar, kanalda üyelere özel ehliyet sınav soruları hazırlıyoruz. Artık bundan böyle %100 başarı elde edebilirsiniz. 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.